Allah'ını versin seni. Hadi. Onur Online canı. Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalından. Sizlerin kanalına hoş geldiniz. Yeni bir kariyer videosuyla, Fenerbahçe kariyer videosuyla karşınızdayım. Nerede kalmıştık? Gençler Birliği maçını yapacaktık. Ligin ikinci maçını. Pahalı transferlere bakalım. Royce 62 milyon euroya Milan'a gitmiş. Aspilicueta da Chelsea'den Barcelona'ya gitmiş ve Felipe Anderson da pahalı transferlerden bir tanesi. Son transferlerse bunlar. Bize hala bir sol bek arayışımız devam ediyor. Çünkü bir de İsmail'i de sattık. Yani tamamen artık bir sol bek mecbur oldu. Burada şey yapmam lazım bu arada. Bir dakika, bu kadroya girip... Neredeydi kadro şeyi ya? Kadro kurucu falan öyle bir şey vardı. Kadro merkezi diye. Takım kadroları. Şuradan bir ikinci bir takım kadrosu yapmak istiyorum. Bu varsayılan formasyon aktar. Yeni oyun planı diyelim. 3 defans diyelim. 3 defans... 3 defanslık bir kadro kurmak istiyorum arkadaşlar bir tane de. Çünkü hani maçın gidişatına göre falan onu kaybettiğimiz ya da geride olduğumuz maçlarda onu uygulayabiliriz diye. Şikertel ortada olmasın. Neto çok yavaş. Neto ortada olsun. Bir uzun boylu. Valbuena nerede? Valbuena Giuliano'yu değiştir. Burası kalsın. Giuliano'yu Dirar'la değiştir. Dirar'ı Hasan Ali ile... Hasan Ali'nin yerine Robin Van Persie'yi koy. Giuliano Sosa Alper. Yansıdan Robin Van Persie. Şöyle bir gelelim bakalım. Buradan kim var? Buradan da kimse yok. Evet, bu şekilde bir diğer üçlü defansımız olması lazım. Üç defans yapmamız lazım. Bir tane de böyle bir taktiğimiz olsun. Aynen. İki tane taktiğimiz olsun arkadaşlar. Bir üç defans, bir dört defans da. Normalde biliyorsunuz ben üç defans oynamayı daha çok seviyorum ama şu anda oyuna yeni ısındığımız için ve efsane modda oynadığımız için bizim için şu an tehlikeli olduğunu düşünüyorum efsane modun. O yüzden de biraz daha ısınmamız lazım. Evet, ilk maçlar sonrası Beşiktaş oynadığı bir maçta 3 puan almış, Fenerbahçe'de 3 puan almış, Galatasaray'da 3 puan almış. Nasıl 3 puan almış? Galatasaray beraber kalmadı mı? O şeydi ya. Benim silinen videodaydı. Giden videodaydı. Evet, kendi sahamızda oynuyoruz. Kendi sahamızda sezonun ilk maçı. Ve kendi stadımızda ilk defa göreceğim. Şu anda gerçekten merak ediyorum. Geçen maçta Ozan'ın yerine Ozan'ı almıştım. Alper Potuk'tan şu anda memnun değildim. O yüzden Alper Potuk'un yerine Mehmet Ekici'yi alacağım. Ve şeyi de yavaş yavaş artık bizim 58 değil de 60'da falan artık yavaş yavaş kadroya girsin. Şu anda çünkü çok erken bence kadroya girmesi için. Ama defansa da Şener'in yerine... bir dakika abi, o kadar yavaş ki şey... siz söyleyin. O kadar yavaş. Yiğitan mı güveli? Öyle olması lazım. Şener'in yerine de onu alalım yedeklere. Oyun ayarlarını biz nereden... bunu yapmamıştık ya. Bunu da yapmamız lazım aslında. Bu maçtan sonra inşallah hatırlarım ve onu yaparım. Evet, kendi sahamızda ilk maç. Heyecanlıyız. Bakalım kendi sahamız, yani Ülker Stadyumu nasıl bir stadyummuş onu göreceğiz şimdi. Evet. Ülker Fenerbahçe Stadyumu. Güzel. Güzel şeyler yapmışlar he. Maçın başındaki ısınma hareketlerini gösteriyor. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'ndan. Gündüz maçı Fenerbahçe Gençler Birliği'ne karşı oynayacak. Harika bir atmosfer ya. Müthiş müthiş. İşte bu. Ya Şükrü Sarıçoğlu tam bildiğimiz gibi. Gördüğünüz gibi harika. Bir gündüz maçı. İlk defa bu sene taraftarının karşısına çıkıyor Fenerbahçe. Yeni transferleriyle ilk defa taraftarının karşısına çıkıyor. Ve görüntüde... Kaptan var. Kaptan kim ya? Kaptan kim ya bu? Alper desem Mehmet Ekici'yi koydum. Kim olabilir ki o? Dirar değil. Valbuena değil. Isla falan mı acaba? Son maçta 2 gol atan Vincent Janssen. Dikkat çeken oyuncular sıralamasında görmüş olduğunuz gibi gözüküyor. Evet, artık son ısınma hareketleri. Kaptan da hareketler yapıyor. Kaptanın kim olduğunu birazdan öğreneceğiz arkadaşlar ve topun başına Janssen geliyor. Özgür Örtürkmek, hazır mısınız diyor. Ve maç başladı. Giuliano kendi çevresine şöyle bir döndü. Mehmet Ekici, o da formasını Alper'e kaptırmıştı. Ama bu maçta tekrar geri almasını bilecek. Aldı şimdi Dirar. Dirar'dan İsa'ya. İsa'dan tekrar Dirar'ın önüne. Dirar içeri doğru sürüyor. Janssen attı. Janssen cihaza dışı. Kim var orada? Sosa. Müthiş bir raket. Josef Sosa. Josef! Aman tanrım. Aman tanrım. Biraz geç kaldı Josef de Sosa. Orada ilk pozisyonda vursaydım keşke.
Aa, her pozisyon karşı karşıya ya. Oo, gol zannettim ben yine. Ya bu her ara pası karşı karşıya kalıyorlar ya. Bunun bir çözümü olması lazım ya. Bunu yapmamız lazım artık. Nasıl olacak acaba? Offside var mı? Baktı. Offside var mı diye müthiş bir çalım attı. Şimdi ceza sahasında. Orada müthiş. Penaltı olması lazım. Hakem de gözler bakıyorum. Ceza sahası dışında mı? Ceza sahası dışında dedi. Topun başında Valbuena var. Valbuena geldi. Şöyle bir vuruş yaptı. Valbuena üstten avut attı. Üstten avut attık Valbuena'yla. Olsun. Bu arada penaltı zannettik ama değilmiş. Sıkıntı yok. Oraya pres yapmakla soruyor. Aferin öndekici. İşte Alper bunu yapamıyordu. Valbuena. Hasan Ali'nin gitmesini bekliyor. Valbuena. Hasan Ali'nin önünde. Hasan Ali. Yansen'e doğru mu? Arka direkte. Lamin Dinar kaleci. Of! Lamin Dinar unutturdu kendini. Kendini arka direkte unutturdu. Güzel de bir voley vurdu ama. Kaleci hop. Güzel bir kurtarış yaptı. Her zamanki taktiğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Şuraya doğru bir pas. Lan nereye attı? Aman 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 aman. Lan hakemmiş o ya. Hakemmiş o ya. Aman oğlum. Aman oğlum. Yapma oğlum. Yedik. Orada bir hata yaptık. Volkan erken yatmışsın Volkan. Orada bir hata yaptık. Hakemi benim oyuncumu zannettim. Pas verdim. Ve bizim için kötü oldu. Hadi bakalım çeviririz. Göztepe'de deplasmanda çevirdik. Burada mı çeviremeyeceğiz hadi. Hadi oğlum Yansen. Aldı Yansen. Şimdi bekliyor arkadaşlarının gelmesini. Yansen orada bir sert müdahale var. Yapma oğlum, yapma oğlum. Dokunamıyorum da penaltı verecek diye ya. Benim. Ya hocam korner değil Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Valbuena sen yürü. Al şunu Volkan. Yumruklama lan. Al lan. Niye yumrukluyorsun? Aha. Yürü oğlum. Hadi aşağı. Çok güzel. Kim o Dirar? Dirar. Harikasın Dirar. Yürü koçum benim. At Yansen'e. Adaya gönder. Müthiş bir pas. Kaleciye kaza. Giuliano! Roberto Hernandez. Victor Pereira. Aykut Kocaman Giuliano. Müthiş bir isim. Müthiş bir isim. O kadar uzun ki ismi. Evet müthiş bir isim Giuliano'nun ismi. Gerçekten Brezilya'da babası ufakken bir gün kanalları değiştirirken Fenerbahçe Galatasaray maçına geliyor. Orada Aykut Kocaman'ı izliyor. Gol attığını görüyor ve diyor ki benim oğlum da böyle bir futbolcu olması lazım diyor. O yüzden adını Roberto Benjamin Rıdvan Dilmen Aykut Kocaman Giuliano koyuyor. İşte müthiş bir hayat hikayesi arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir hayat hikayesi. Giuliano'nun hayat hikayesi ibretlik, ibretlik. Ve birbiri yakaladık. Kendi sahamızda Kadıköy'de birbiri yakaladık. Şimdi ikinci golün gelmesi lazım ama dikkat etmemiz lazım, dikkat etmemiz lazım. Bu oyun şakaya gelmez, bu oyun şakaya gelmiyor. Burada yapılabilecek bir hata dediğim anda yine her zaman olduğu gibi defansın arkasına atılan toplar çok tehlikeli. Şimdi Jansen. Yansen, Dirar'ın önüne atabilecek mi? Dirar gidiyor. Lamin Dirar. Lamin Dirar. En arkada kim var? En arkada kim var? Gelmedi. Şimdi cazası içine. Vur oğlum. Joseph de Souza. Joseph vurdu. Out attı. Tehlikeli geliyoruz. İlk yarıda birbirini yakaladık. İkinci golü bulmaya çalışıyoruz şu anda. Oynadı. Yansen. Bakıyor. Ceza sahası içine. Yansen vurdu olmadı. Ayağını aldığı anda ilk düşündüğü şey şut Yansen'in. Çünkü gerçekten çok etkili şutları var. Şimdi Mete mi ne biri gidiyor ama. Oğlum nereye gidiyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Aman aman sakin. Sakin. Haydi 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 haydi. Önüne. Şimdi Yansen'e. Yansen baktı içeri. İçeride kim var orada? Aşağıda Giuliano'nun önünde bir arka pas. Yansen baktı kaleye. Yansen vurdu yine müdahale. Yansen'in bugün toplarının hepsine müdahale yapıldı arkadaşlar. Yansen bunun farkında. Bir orta. Yansen vurabilecek mi vuramadı? İkinci pozisyon Giuliano. Aldı önüne. Giuliano baktı. Orada müthiş pas. Harika hareketler. Şimdi Şikertel. Şimdi Giuliano'nun önüne. Giuliano atladı. Valbuena. Arka direğe baktı. Orta! Yansen ama offside bari. Hayır ilk yarı bitti. Niye offside mı? İlk yarı bitti sanıyorum.
Aynen ilk yarı bitti. Yansen golü atamadı ilk yarıda. 10 şutumuz var kaleye. Gerçekten tek kale geçen bir maç. Yansen bu golü atamadı. Ah Yansen ah. Onu atsaydın ilk yarıya 2-0. Pardon 2-1 öne girecektik ama. Canın sağ olsun atacaksın hadi. Haydi çocuklar. Birazcık artık baskı yapmamız lazım. Vur oğlum ona. Çok güzel be. Giuliano arıyor gözleri. Giuliano. Sırılmaya çalıştı Giuliano ama sırılamadı. Rante 2-1. Rante 2-1. Alan, but they're trying to show that the whole is greater than the sum of the individual parts, and they've got it. Çok güzel be. Çok güzel be. Yürü. Yürü. Isla. Helalsin. Yürü içeri doğru. Hadi pres, 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 pres. Hadi. Oğlu atacak değil. Bir geri. Bir geri. Hadi oğlum. Lam indirer. Bak dici hassasına faul olması lazım. Ah. Hadi bu gol olsun. Nereye atacaksın Valbuena? Burası nasıl? Oyna şuraya. Cihazsız şuna. Vur oğlum Şikertel. Vur oğlum Şikertel. Gol! Şikertel! 2-2. Fenerbahçe 2 kere geri düşmesine rağmen 2 kere beraber yakaladı. Artık gol atmamız lazım. Şikertel çok güzel bir organizasyon. Orada Giuliano'nun müthiş pası. Şikerden önce omuzu koydu görüyorsunuz adama. Çekil lan dedi yanımdan. Ondan sonra müthiş bir gol. 2-2. Martin Hector da Silva Şikertel. Haydi koçlar devam. Bu maç daha bitmedi. Haydi Yansen çık. Haydi Yansen birazdan çıkacaksın hadi ona göre oyna. Solda da şans vermemiz lazım. Geçen Van Persie'ye verdik şimdi solda da sıra. Çok güzel oğlum. Yürü oğlum Soza. Ah şahisi. O kadar değil. O kadar değil, sakin ol. Bekler niye sürekli içe giriyor ya? Aman oğlum. Volkan. Hadi. Yürü oğlum Yansen. Şimdi Giuliano'nun önüne. Yürü oğlum Giuliano. Geçti. Abi Giuliano'ya faul hocam. Helalsin. Yansen at. At Yansen'e. Yansen döndü. Baktı. Giuliano'nun önüne atabilecek mi? Atamadı. Şimdi Valbuena. Dönebilecek mi Valbuena? Müthiş sırıldı. Tekrar içeri sürmeye çalışıyor. Valbuena. Ceza alışına baktı. Valbuena. Vur artık. Son anda korner. Hemen oyuncu değişikliği geliyor. 3 defans dönebiliyor muyuz? 3 defans dönebiliyor muyuz? Buradan dönülmüyor muydu ya? Buradan dönülmüyor muydu? Buradan dönülmüyor muydu? Buradan dönülmüyor muydu? Dizilişlerden dönelim. 3 defansa hemen. 3 defans. Kazanmamız lazım abi. Yani yapacak bir şey yok. Valbuena Yansen. Valbuena'yı şuraya al. Giuliano'nun yerine. Giuliano'yu Dirar'la. Dirar'ı Hasan Ali'ye. Hasan Ali'ye. Robin Van Persie. Yansen'in yerine Soldado. İkisi de hızlı çünkü. Valbuena etkili. Dirar'ın yerine Alper Potuk olur mu? Olmaz. Kimin yerine kim? Hasan Ali. Atıf şey şu. Olur aslında Atıf Valbuena'nın yerine de. Valbuena'yı sağ kanada alırım. Tamam, Valbuena'yı sağ kanada alırım çünkü zaten sağ ayak ama buradan böyle açar, tamam. Falan filan böyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Robin Van Persie ve Soldado ikilisi aynı anda oyuna giriyor. İki tane forvet aynı anda oyuna giriyor. Üç değişikliği yapıyor Fenerbahçe takımı. Ve Gençler Birliği de şu anda görmüş olduğunuz gibi değişiklik hakkını kullandı. Topun başında Valbuena var. Bakalım neler olacak Valbuena, nasıl bir orta açacak. Şuraya doğru bir ortaşma çalıştı. Valbuena. Kaleci çıkıyor. Robin Van Persie. Arada sıkış top. Taca atıyorlar. Uzaklaştırıyorlar. Gençler Birliği savunması. Hadi oğlum. Atıf. Atıf. Baktı içeri. Atıf. Bir orta. Robin Van Persie diye Soldado atamadı. Soldado. O Robin. Aha. Giuliano. Aman tanrım. Aman tanrım. Nereye Julie? Nereye Julie? Giuliano nereye attın o pası? Çok güzel Benito. Yapma, yapma büyük hatalar yap. Aha. Hadi hızlı. Hadi hızlı. Hadi çıkın artık defans, çıkın artık. Oyna oğlum.
Araya Robin van Persie müthiş pas. Orada Valbe öne doğru gidiyor. Valbe Giuliano ölmüş. Giuliano gol! Giuliano! 3-2 yaptı. Fenerbahçe iki kere geri düştü mücadelede. 3-2 öne geçiyor. Golün adı Giuliano. Roberto Hector da Silva, Rıdvan Aykut, Giuliano. Müthiş bir gol. Robin van Persie'den mükemmel bir pas. Giuliano aldı. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ve müthiş bir gol attı 3-2. Roberto Giuliano koçum benim be. İkinci golünü attı. İki maçlı ilk gol. Şimdi birazcık defans çekilme zamanı. Birazcık defans çünkü üçlü oynuyoruz zaten. Bir de olağa tutak falan olmaz. Aman. Aman. Yapma. Penaltı çalmadı. Offside hocam. Heh bir şey yok. Ya hocam yuh be sana ne faul ya. Yalandan faul. Ya bir de kart verir çıldıracağım. Ne kartı hocam? Kafayı mı yedin? Volkan. Aman oğlum. Hayır. Hayır. Avut. Ya hocam yapma. Çıkma Volkan, çıkma çıkma çıkma. Vur gitsin. Robin van Persie müthiş bir pas Atıf'ın önüne. Atıf hızlısın gidersen alırsın oğlum. Atıf hızlısın gidersen alırsın oğlum. Faali vermedi hakem. Hocam bitti maç. Hocam bitti maç. Hocam maç bitti. Hayır. Kale. Aman sakin. Sakin bitir. Bitir oğlum Volkan. Gidin de arkadaşlar, gidin de sakin olun ben varım de. Ve 90 dakikanın son düdüğü. Fenerbahçe 3, Gençlerbirliği 2. Kendi sahamıza, kendi tribünlerimizin önünde galip gelmesini bildik. Tebrik ederim Ümit hocam. Ümit Özat saçları kestirmiş. Kel yapmış, pardon şey. Mesut Bakkal mıydı, kimdi unuttum. Saçları kestirmiş. Müthiş bir bakın şurada, mükemmel bir şut. Maçın yıldızına bakmamız lazım. Maçın yıldızı bakalım kim oldu. Oyuncu reytinglerinde Giuliano 9.3 alarak maçın yıldızı olmuş bu arada. Yansen de 7.7 almış. Onu da belirtmek isteriz. 15-3 çekmiş. Zaten hak ettiğimiz bir galibiyet olmuş ama yine de ne olur ne olmaz diye üçlü defansa falan dönmemiz iyi oldu. Üçlü defansa döndük ve gol geldi. Robin van Persie hala bitmemiş görüyorsunuz ki Giuliano önüne öyle bir top attı ki Allah dedi beni uğraştırma dedi Giuliano'ya. Antrenman için bir gün var. Hemen simülasyonu durduruyoruz. O bir gün geçsin. Çocuklar antrenman kaçırmasın dediğimiz anda Atıf Şeşiş'in transfer teklifiyor. Atıf'ı satmıyoruz tabii ki. Şener için de var. Teklifi reddet. Atıf için. Tamam. Şener. Şener için yokmuş ya. Reddedildi. Alper için transfer teklifi falan filan. Tamam. Benim şu an sağ bek bakmam lazım. Sağ bek. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu adam şeyi hala kurmadı mı ya Türkiye'ye? O Türkiye'ye bir tane sistem kuruyordu ya. Onu hala mı kuramadı abi bu adam? Sağ bek diyorum ya, sol bek bakmam lazım. 81-91 83-93 Rico Henry gel bakayım oğlum sen, transfer meselesini istediğine. Değeri 1.800'müş Rico Henry'nin. 1.800, bakalım ona bir. Transfer merkezler Rico Henry'ye. Rico'cum gel bakayım. Satın alma teklifi götürdü, 1.800. Güzel. Rico Henry'yi bir isteyelim bakalım takımından. Merhaba hocam, nasılsınız, iyi misiniz? Ya Rico'ya bir transfer teklifi önermek istiyoruz da. 1.800 değil mi? 1.200 gibi bir fiyat düşünüyoruz Rico'nun için. Hadi ya. Alamıyoruz ve zaten adam da şey koydu, gönül koydu bize. Aa burada da adamın fiyatı yazıyormuş galiba. Bakayım bu. Sol bek 24 yaşında. Nasıl bir adam acaba? Hangisi olduğunu bilmiyoruz ki. Bakabiliyor muyuz? Abi direkt buraya atıyor bizi ya. 2800 değerinde. 2800-3100. 10.000. 10.500. Bunu alma etkimiz var mı? Satın atak götür. Bunu alamıyoruz. Bunu da alamıyoruz. Lan biz bunları aday listesine çıkartalım. Bunu çıkartalım. Bu çocuk overall 71. Bunun 68. Bunun ne olduğu belli değil. Bunu niye izlemiyoruz biz? Kilometre götür satan ama. Rico Henry olmaz diyor. Bir dakika ya bir tane ilerletelim bakalım sonra bir daha oluyor mu acaba? Belki bir daha ilerletirsek belki bir daha olabilir. Aaa antrenmanı kaçırıyorduk.
Aman aman kaçırmayalım. Ozan oynayacaksın oğlum, şey yapma tamam mı? Sakın antrenmanlardan geri kalma. Oynayacaksın, sorun yok. Sen kendine her zaman hazır tut oğlum, tamam mı? Oynayacaksın sen. Antrenmanlara yalnız şeyi biraz iyi yapmışlar. İyi hızlanması biraz fazla olmuş bu sefer. Çünkü bir önceki sezonda antrenman yaptırıyordun adam çok zor gelişiyordu. Bu sezon bak adamı antrenmanlara falan iyi şey yapmışlar. Ne diyor? Kiralama teklifi. Kimmiş bu ya? Yiğiter. Abdullah Yiğiter. Kim ya? Fenerbahçe'nin kalesi. Bunu kiralayalım. Neyse yurt dışı. Kabul et. Tamam koçum, sen yurt dışına biraz git, kendini geliştir. Tamam mı? Şimdi nerede benim şeyim, transfer şeyim? Transfer merkezim. Buraya girelim bakalım. Buna bir daha yapabiliyor muyuz? Aa, bu ne olmuyor? Aday listesinden çıkart diyelim. Ondan sonra bir dakika. Aday listesinden çıkart dedik. İleri diyoruz. Tamam mı? İleri, tamam. Tamam oğlum, hadi oğlum. Duralım bakalım. Bursa maçı var çünkü. Abdullah Yerek dedi. Abi bu ne her şeyi reddediyorsunuz ya. Paulus Kalkın Nikola. İki tane oyuncu vardı ya. Onların için raporlar gelmiş. Bunun için böyle bir rapor var. Bunun için böyle bir rapor var. 85'e koşuyor. 1.80, 1.82. Dribbling'i kaç? 77. Bu da 77. Bu 72. Bunun burası. Burada daha iyi bunda. Ama bunda bu daha iyi ya, 82'de koşuyor ama bu daha iyi sanırım. Bunun bir şeyi var mı? Oha, 4.900'müş fiyatı bunun. 2.200 yok, bunlara vermem o kadar parayı da. Şimdi ben şey yapacağım. Şener için transfer teklifi, dur bakayım. Abi Şener'i teklifi reddet. Şimdi şey yapacağım, bir dakika. O az önce şeyden çıkardığımız, listeden çıkardığımız oyuncu nerede? Şimdi bunlar biraz pahalı. 83 ile 93 arasında. Güzel. Bunun hem izlenmesini isteyelim. Tamam mı? Bir dakika, nerede bu? Sol bek. 83-93. Bu zaten izlenmesini istemedik mi ya? İzlenmesini istedim lan. 87. Bak bu. Ooo, bunun dribblingi de çok iyi. West Ham'da. Bak bu oyuncu alabiliriz West Ham'dan. 82-92 çok iyi. Dribblingi de fena değil. Bunun da izlenmesini isteyelim. 87. Tamam. 78-80. Dribbling fena değil. Olabilir. Bunu da izlemesini isteyelim bakalım. 82. 80-90. 80-90. Bir şey var mıydı? Crystal Palace'da oynayayım şurada. Sol bek. 24 yaşında. İzlenmesini istedim de. Luke Shaw var. United'da oynuyor. Çok hızlı değil. Joe Bryan. Sol bek. Çevikliği çok iyi bunu yalnız. Leicester City'de oynuyor şu adam. Tamam. Danny Rose. Danny Rose var. Bunun aslında iyi adam. Ömer. Şener'de Enrico Henry. Bunu transfer listesine bir daha alalım. Bakalım şimdi bir daha sorabiliyor muyuz acaba? Ya soramıyoruz. Niye soramıyoruz? Tamam anladım. Hoca şey yapıyorsun da. Neyse şu izlenmesini istediğimiz oyuncuları bir haber gelsin oradan da ona göre bir şey yaparız. Son dakika haberleri ne diyor orada? E-Sports'un son dakika haberlere bakalım. Gün 3 gün. Ne olmuş? Yine Galatasaray bir oyuncu almış. Tektatör reytingleri güncelleme. 93 mi olmuş reytingi? Oğlum ne oluyor lan? Az önce 80 milyon kaçtım. Bir haftada 93 mi oldum? Oyuncular bir takıma gitti diyor. 53 gol atmış. Giuliano. Volkan Demirel'in transfer ekliyor. Arkadaşlar Volkan Demirel satılık iyidir. O yüzden şunu tek bir ödet yapıyoruz. Volkan Demirel oyuncumuz satılık değil arkadaşlar. Haberimiz olsun. Ayık izleme raporu. He bu şey mi? O Türkiye'deki çocuk mu? Heh güzel. Bana bildiğini bulmuş. Potansiyel 92. Bak 94 potansiyeli bir oyuncu var. 15 yaşında Cem. Bilmem ne. Potansiyeli 94 bak bunu. Ne oynuyor? Buralarda oynayabiliyormuş. 94, 75, 94. Ne olduğu bilinmiyor ama kaleci olma ihtimali var bunun. Bir bakalım bunu bir. Sözleşme imzalayalım. Kaleci olma ihtimali var çünkü. 94. Bir de bakalım. Şunlara birazdan bakarız. Tamamdır. Canım. Gençlik programı çok gidiyor. Eyvallah. Genç takımdan oyuncu çıkarmak bizim işimiz.
Şimdi ne yapıyoruz? Maç. Heh. 2'de 2 yaptık. Bir dakika, Gökhan Töre ile alakalı bir haber vardı orada. Ne diyordu onu göremedim. Müzik Gökhan Töre'nin kaynağı tamamlaması. Şimdi şöyle bir şey var. Şunu yapmayı unutmayalım ayarlardan. 5 dakika ve bunu yapmayı unutmayalım. Çünkü bunu unuttuğumuz için sürekli aynı şey oluyor. Transferde yeni adamlar var mı bilmiyorum. Aa, yeni adamlar gelmiş. Güzel. Yok, yeni adam gelmemiş ya. Evet, Bursa Spor maçına çıkıyoruz. Sanelli'ye şu anda bir şey olsa sol bekte oynayacak oyuncumuz yok arkadaşlar. Bizim için çok kötü bir durum bu. Sarı formamıza çıkalım. Bursa'da klasik her zaman forması çıksın. Alper Potuk'un yerine bu sefer Ozan'ı oynatacağım. Çünkü geçen maçta ikinci oynatmıştım. Biraz da Ozan oynasın. İkili orta sahamızın ikisi de ağır. Bu biraz bizim için sorun olabilir. Diran'ın yerine de bu maçta biraz Alper'i oynatayım. Yani herkes oynasın arkadaşlar. Birazcık herkese şans vermiş olalım. Olur da maçı farklı yerlere getirirsek de Ahmet Anköse'ye şans veririz. Onu da söyleyeyim. Yavaş yavaş buraya da şans verelim. Şener'i oynatalım. İslam'ın yerine. Çünkü arada bir oynaması lazım. Moral bozukluğu olmasın diye Şener'de oynaması lazım. Bataş ama filmim yok. 30 gün ama Bataş'a değil. Evet. Bursa Spor maçıyla yeniden birlikteyiz. Bakalım Bursa Spor maçı nasıl sonlanacak. Ne yapıyoruz? Müdahale. Ya hocam ne faal Allah aşkına ya. İyi takım karşılaşıyor Bursa'da. Bursa Stadyumunda. Ve Fenerbahçe Bursa Spor maçı. Türbünler tıklım tıklım dolmuş. Demek ki Bursalılar bugün gerçekten önemsemişler maçı. Ve Fenerbahçe karşıya sahaya çıkacaklar. Yansın uzun kolu giyiyor. Valbuena kısa kollu. Güzel bir forma. Ve kaptanları Bataş'la sanırım. Stanku ile başladılar. Merter. İlk golü bu sefer yemeyelim. İki maçtır ilk golü yiyoruz. Bu sefer ilk golü yemeyelim. Dediğim anda Giuliano aldı. Giuliano. Yansen'in önüne. Yansen. Araya atabilecek misin? Attı. Araya. Alper. Abi penaltı. Ya bu da penaltı değil. Hangisi penaltı hocam ya? Bu da penaltı değil. Hangisi penaltı ya? Şener, senin oradan güzel gollerin var ha. Şener vurdu, üstten ut attı. Ya bu da penaltı değil. Hangisi penaltı hocam? Allah aşkına ya. Ayıptır ya. Emek veriyoruz hocam ya. Oo. Yine araya atılan bir top. Aman 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 Şener. Ozan. O da eski takımına karşı oynuyor. Orta sahada bir, orada bir penaltımızı vermeyen hakemden garip garip hareketler. Aşağı doğru orada Hasan Ali var. Hasan Ali ceza sahasının içine bakıyor. Hasan. Valbeno ne oynadı? Müthiş bir hareket. Şimdi Giuliano. Harika sıyrıldı ama. Devamını getiremedi. Mert'e presimiz var orada. Yansen. Yap presi al. Tabii biz dokunduğumuz zaman faul olur abi. Biz dokunduğumuz zaman faul olur. Hadi be. Aferin Hasan. Hadi be. Şikertel önde yakalandı. Bataş'a. Aman tanrım, müthiş bir çalım Bataş'tan. Ceza sahasına. Yine ilk golü yiyecek miyiz? Yine ilk golü yiyecek miyiz derken Yusuf Erdoğan çok kötü vurdu. Yine ilk golü yiyecek miyiz derken Yusuf Erdoğan çok kötü vurdu Allah'tan. Hasan, Valbuena içeri doğru baktı. Kim var? Yansen. Araya gönderebilecek mi? Hasan Ali içeri girmeye çalışıyor. Bir penaltı beklentisi var orada ama hakem vermedi. Çok güzel oğlum. Gönder. Alper aç ortayı. Arka direkt kaleci Harun. Lamin Dira değil Alper'e. Alper bu şimdi çok hızlı bir şekilde içeri girdi. Giuliano önüne atabilecekler mi? Aman tanrım. Yansen orada. İçeri doğru gitse. Belki de gol olacaktı ama. Yansen geldi. Giuliano önüne giden topa müdahale etti. Şimdi güzel hareketler. Araya gönderdi. Kaleci karşı karşıya. Yine ilk golü yedik. Yine ilk golü yedik. Volkan nasıl gol yiyorsun Allah aşkına ya. Çok güzel bir atak. Ala paslarıyla gidiyorlar. Biz yine ilk golü yemiş oluyoruz. Oğlum Giuliano. Tutamazlar seni. Yürü oğlum Giuliano. Vur oğlum Giuliano. Harun. Hadi. Daha maç bitmedi. Güzel orta. Vur şuna. Şener mi o? Vur oğlum Şener. Olsun. Olsun.
Aferin Soza be. Hadi şu top, şu top artık çevrilmiş olsun hadi. Hasan artık sen de mi? Ya Hasan nasıl pas atıyorsun ya? Into the attacking third. Slipping it through. Should be. It's in. Fine moment for them. They've got a firm. İki tane Hasan'ın kanadından gol yedim ya. Volkan'ı ben anlamıyorum. Volkan hangi topu kurtaracaksın Allah aşkına ya? Çok erken yatıyorsun Volkan. Yakala şunu Alper be. Gir oğlum be. Gir içeri be. Gir oğlum içeri be. Hocam penaltı be. Hocam penaltı be. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Ya hocam. Aaaa! Aferin Ozan. Haydi. İlk yarışmadan bir tane gol. İlk yarışmadan bir tane gol. Yürü. Yürü. Gir artık içeri. Oyna dışarı. Bir daha dışarı. At şunu Juli. At şunu Juli. At şunu Juli. At şunu Juli. Sevdiği yerler. İlk yarışmadan 2-1'i buldum be. İlk yarışmadan 2-1'i bulduk. Çok güzel. Soldan geliyorum, geliyorum, geliyorum. Giuliano'yu buluşturuyorum. Hadi ayak içini gönderiyor. Harun'un yetişemeyeceği yere. Hasan Ali bu sefer getirdi. Joseph de Souza ve Giuliano yetişemeyeceği yere gönderdi ve ligdeki 3. golünü attı. Gerçekten çok skorer bir isim. Bataşlı ve Stangol'un gollerine Giuliano ile Fenerbahçe karşılık verdi. Ve ilk yarıyı bitiren düdüğü Ahmet Çakar çaldı ve ilk yarı sonlanıyor sevgili dostlar. Bakalım ikinci yarıda Fenerbahçe bu maçı yeniden çevirebilecek mi? Bu maçı çevirmemiz lazım. Çevirmemiz lazım ama Yansen 2-3 maçtır ağır kalıyor. Biraz daha izin vereceğim Yansen'e. Biraz daha izin vereceğim. Aynen bu şekilde oynayacağım. Alper'in yerine Dirar'ı yapabiliriz ama şimdi değil. Alper de bayağı iyiymiş ya. Bayağı hızlı Alper yani. Yapma. Yine aynı golü yemeyelim de. Hadi. Harika be. Yürü oğlum benim be. Süpersin be. İçeri sırıl. İçeri geldim. Geldim. At artık. At bunu Yansen. Ama bu gol Giuliano'nun golü. Orta sahada öyle bir şey yaptı ki Giuliano. Gördünüz mü bilmiyorum. Valbuena'nın önüne mükemmel bir top attı. Mükemmel. Asistini yaptı. Valbuena gerçekten çok hızlı. Yansen'e baktı. Yansen'e attı ve Yansen de kalecinin geldiği köşeye koştuğu yere değil geldiği yere vurdu. Üçüncü golünü attı. Giuliano 3, Yansen 3. Yeni transferler Fenerbahçe'ye taşıyor sevgili dostlar. 2-0'dan 2. 2-2 yaptı Fenerbahçe. Yine mi geriden gelecek? 2 haftadır olduğu gibi Fenerbahçe yine mi geriden gelecek? Bugün tekrar izleyeceğiz. Yoksa Bursa izin vermeyecek mi? Dediğim anda büyük bir hata. Bataşa gole gidiyor. Bataşa aman tanrım ve yine Souza. Souza yine orada. Şimdi Giuliano. Oynamaya çalışıyoruz. İleri doğru çıkartabilecek mi? Çıkardı topu. Şimdi Alper. Alper neredesin? Buradayım diyor. Alper ama orada Alper'e sert müdahale var. Müthiş bir bas yine. Yansen'le Valbuena önüne. Valbuena ceza sahasına baktı. İçeri girdi. Valbuena. Yansen'e. Yansen vurdu. Aman tanrım. Olmadı. 62. dakika. Şu anda maçta Yansen kayarak müdahale yaptı. Şimdi Giuliano baktı içeri. Giuliano içeri girmeye çalıştı kendi sıyrıldı. Giuliano içeri bakıyor. Giuliano döndü. Yapma. Yapma yapma yapma. Vursaydım keşke. Hayır hayır hayır. Niye menüler bu kadar yavaş? Niye bu kadar yavaş? Yansen'in yerine solda da yürüyor. Tamam oğlum hadi oğlum. Alper'in yanına Dirar. Yapılması lazım. Ozan ve Souza'nın yerine Ekici girsin. Orta sahayı biraz daha hızlandıralım. Ya da Valbuena'nın yerine. Valbuena'yı şöyle yapacağım bir dakika. Valbuena'yı Giuliano'yu buraya yapacağım. Buraya koyacağım. Ozan'ın yerine Atıf koyacağım. Çünkü Giuliano hızlı olduğu için buradan taşır. Valbuena zaten buradan iş görür. Atıf da hızlı olduğu için buradan gerekeni yapar. Hadi bakalım ileri üçlüyü tamamen değiştirdik. Hayır 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 o kadar değil. O kadar değil. O kadar değil. Değiş değişikler. Haydi. Soldado indirir misin? Aman aman yapma 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 hocam. Hocam ayağa kaydı. Hocam ayağa kaydı. Hocam ayağa kaydı. Aferin. Tamam hocam. Tamam hocam. Takım biraz ileri çıkarma zamanı geldi. Ola atacak değil. Aşağıya. Giuliano'yu atın. Giuliano demiş zaten. Valbuena baktı içeri. Valbuena. Valbuena çok kötü vurdu. Çok kötü bir vuruş.
Ayak içiyle gönderdi ama gerçekten hiç yakışmayacak, klasına yakışmayacak bir vuruş attı. Şimdi aldı tekrar Giuliano. Hadi be. Hadi oğlum. Abi Sosa nesin sen ya? Nesin sen ya? Araya gönder. Atıp. Atıp Cicili. Ah be oğlum. Ah giremedim orada. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yürü oğlum. Yürü oğlum Soldado. Soldado gole gidiyor. Soldado. 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 Yine döndü Fenerbahçe. Yine döndü Fenerbahçe döndü. Öyle bir pres yaptı ki Bursaspor'a karşı. Yine döndü. 1-0'dan döndü. 2-0'dan döndü. Ama yine döndü Fenerbahçe. Soldado. Sol ayağıyla baktı kaleye. Kalecinin yetişemeyeceği yere vurdu. Ve müthiş bir gol attı Soldado. Ben de varım dedi. Ben de yeni transferim. Ben de kurtaracağım bu takımı dedi. Sadece Yansen'le Juli değil dedi. Ben de dedi varım dedi. Ve forma şansını yakaladı. Yansen'in suskun olduğu haftalarda Soldado ben buradayım dedi. Haberin olsun hocam dedi. Müthiş bir gol. Helal olsun çocuklar. Aman 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 aman. Aman nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? O kadar kolay değil bu işler. Aa şimdi ona Dirar. Dirar'dan Soldado'ya. Yürü oğlum Soldado. Roberto Soldado. Roberto Soldado gole gidiyor. Roberto Soldado. Yukarı. Atıf 4 oldu. Atıf 4 oldu. Hocasına koşuyor Atıf hocasına. Hocasına koşuyor Atıf. Gelemedi ki yetişemedi. Hocasına yetişemedi. Çok güzel çocuklar be. Soldado bir gol bir asist. Atıf'a baktı. Al kardeşimleri sen attı bunu. Atıf da gol attı. Müthiş şeyler oluyor müthiş. Artık dakika 90. Hakem saatine bakıyor yavaş yavaş. Ve maçı bitirmek üzere. Oynadı Valbuena. Valbuena'dan şimdi atabilecek miyiz dediğim anda yukarı doğru dediğim anda Hakem Muhittin Boşan maçı bitirdi. Fenerbahçe kazandı. Bursaspor üzgün. Hocam tebrik ederim. Hocam tebrikler. Eyvallah hocam. Eyvallah. Görüyorsunuz mutluluk. Mutluluk. 3'te 3 yapan Fenerbahçe futbolcular ne kadar mutlu. Bursa'da da deplasmana kazandılar. Ve tribünleri selamlıyor. Bataşça ve Giuliano konuşuyor. Nasılsın diyor. Toprağım diyor. Eyvallah diyor. Memlekete gidersen diyor. Bende bir turşu var diyor. Onu da götür diyor. Tamam tamam diyor. Haftaya gideceğim diyor. Verirsin diyor. Ve böyle aralarında bir konuşma. Aralarında müthiş bir konuşma. Ve Fenerbahçe'miz yine kazanmayı bildi. 3'te 3 yapıyoruz ligle. Bakalım Fenerbahçe'de maçın yıldızı kim? Yine Roberto Giuliano mu? Aynen öyle ama burada bence bu maçın kendim olarak söyleyeceğim. Yıldızı Josef'ti. İnanılmaz bir maç oynadı. Beşiktaş bu arada peşimizi bırakmıyor. Abi Beşiktaş'a bak ya. Oğlum peşimi bıraksana ya. Galatasaray da peşimi bırakmıyor. O da kazanmış. Ligin durumu nasıl? Ligin durumu çok önemli. Ligin durumu bakmam lazım. Bir dakika. Hadi ligin durumu nasıl? Hadi. Hadi babacım. Ligin durumu nasıl? 9 güzel. He Beşiktaş'la Galatasaray bir kere beraber kalmışlar. He bak onu bilmiyordum. Bu güzel oldu. Çalışın bakayım çocuklar siz. Antrenmansız geçirmeyin gününüzü. Çalışın. Giuliano sen var ya koçum benim. Aa aldı bak aa. Görün. Aa Ahmet aferin oğlum aa. Sen Alper güzel. Şşş Kaan adam ol. Ozan. Şımarmayın. İkiniz yan yana kalmış duruyorsunuz. İkiniz bir şeyler yapıyorsunuz orada. Şimdi. Haber var mı haber? Ne var? Yeni gençlik programı çok gidiyor. Abi bırak şimdi gençlik programı. Bana şey lazım. Defans lazım. Şey bitiyor. Transfer bitiyor. Lig bitiyor. Her şey bitiyor. Transfer dönemi bitiyor. Bana hala oyuncu bulamadılar bir tane sol bek ya. Bulabileceklerini buldum diyor bir de. Bak Brezilya'dan diyor. Robin Van Persie için transfer teklifi. 5500 veriyorlar. Robin Van Persie için 5500. Değeri kaç para? Değeri 5500 zaten değeri. He 5 milyon veriyorlar. Robin Van Persie 5 milyona vermem. Robin Van Persie 5'e vermem. Görüşme yapmamız lazım. Görüşme yap. 34 yaşında gerçi ya. Çok yaşlı abi. Harbiden yaşlı yani. Adamlar da haklı. Sonraki satışan pek de transfer ücretsin son. 8 diyelim. Fazla ödeyemeyiz diyor karşı teklif. Sonraki satıştan transfer şey yoktu ki. 7. $5,100 veriyoruz diyor. Çakala bak. $6,000.
Satmıyorum lan. Satmıyorum. Satmıyorum acı. Kusura bakmayın, satmıyorum. Mbappé'yi satmıyorum. Satmıyorum lan. Kal lan takımda. Yapacaksın sen bir şeyler. Şampiyon olacağız. Sen de o takımda bir şeyler yapacaksın. Ne diyor ya bu? Ya transfer dönemi sonlanıyor. Bana sol bek bulamadılar mı? İki tane adamı izleyin demiştim. Ne yaptı onu? İzlemediler mi hala onları? Çıldıracağım ya. Adamları izlemediler bak. Yok abi ben... Yeni transfer yapmam lazım. Sol bek adamım yok. Sol bek'i bir adam almam lazım. Bunlardan bir tanesi almam lazım. Mecbur. Mecbur ama 5 gün kaldı diyor transferini izlemeye ya. Ne yapacağız? 4902 lira. Çalışmıyor diyor, çalışmıyor diyor. Oha. 20 milyon euroymuş değeri bunun. 20 kaç, 27 yaşında etmez bu kadar. Nico Henry. Trans aday listesinden çıkar diyor. Ömer Bayram. Galatasaray merkezine ekle. Ömer Bayram'ı alacağım abi, olmadı. 1 milyon değeri var zaten. Olmadı, Ömer Bayram'ı alacağım. Bir tanesini alacağım yani. Transfere gel. Transfer merkezi. Heh bak, buna şimdi yapabiliyormuşuz. 1.800'müş Nico Henry'nin. 68 overall var. Ömer Bayram 69. Bu 20 yaşında, Ömer 26 yaşında. Satın almak ilk götür. Aynen. Kaçtı lan? 1.800 mü? Öyle bir şey değil mi? 1.800'dü galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Diğeri şu anda 1.800 diyor. Oyuncu değişimi transfer gücü. 1.800. 2 lira veriyoruz. Transfer ücretini sunuyorum. Tamam oğlum. 2 lira veriyorum acı. Ne diyorsun? He. %4 kadarını almak istiyorsunuz. Olur. Olur. %4'ü alabilirsiniz. Evet. 2 liraya anlaştık arkadaşlar. Ve oyuncuyu alıyoruz şu anda. Ne oldu Nico Henry? Başlatabilirsiniz diyor da nasıl görüşme yapayım? Buradan başlıyormuşum. Ne alıyormuş bu kardeşimiz? Şeyden. He. Bununla da böyle görüşüyoruz. Hoş geldin Nico. Come on. Welcome. Welcome to Fenerbahçe. Vay. Why do you come... with your manager bitch diyoruz ve şu anda ne diyoruz? Çok önemli genç yetenek, genç yetenek diyoruz. Ne diyor? Basılı tut diyor. Kabul et. Evet. Ne diyor? Diğer oyuncumun 2 yıllık boyunca kulübümde kalmak istiyor. Kulübümüzde kalmak istiyor. Kabul et. Tamam, evet. Serbest kalma bedeliyle, serbest kalma bedelini olumsuz karşıla. Teklif et. Olumsuz karşılayalım. 5600. Karşı teklif. 10 milyon euro veren alır. Bakalım ne diyor. Hala 5600 diyor. Henry ne gülüyorsun lan? Karşı teklif. 7. Tamam. Niye geçemiyorum ya? Ay senin ben ya. Allah belanı versin. Tamam 5600 ya. Ne istiyormuş bu? Finansal. 2 yıllık 5600 servis kalma bedeli. Ne istediğini bilmiyorum ki ben bunu şimdi. Nasıl yapacağım ben? Maaş. Abi ben bunu nereden bileceğim şimdi ya? He şu anki maaşı 17.500. He gördüm. 17.500 tamam. Biz de ona... 17.500 aynı verelim. Ya da yeni takıma geliyor. 20.500 verelim. 20 verelim. İmza parası yok tabii ki. Ne imza parası? Teklif yap. Bakayım ne diyor. Vay arkadaş, oyuncu almak ne kadar zor ya. Karşı teklif. Bonusu düzenle. Bu değil lan. Bunu düzenliyorsun. Teklif yap.
Diyor ki beklentilerimiz tam olarak karşılanmadı ama yine de biz kabul ediyoruz diyor. Ve yeni transfer olarak arkadaşlar sol beke o oyuncuyu alıyoruz. Galatasaray'da bu arada giden oyuncu Yasin Öztekin, Selçuk İnan ve Sinan Gümüş gitmiş. Biz oyuncu aldık değil mi? Pahalı transferler diyor. 75 milyon euroya gitmiş ha adam. Ne diyor? Şikayetler için transfer ekli aldık. Ne diyor? 11.300. Şikayetler satılık değil arkadaşlar. Görüşüp teklif edildi tabii ki. İyi de bu oyuncu bana geldi mi şimdi? Ben nasıl anlayacağım oyuncunun bana geri gelmediğini? Kadroya bakayım. Var mı oyuncu? Yiğiter var. Kaleci. Şey nerede? Heh burada gelmiş çocuk. Tamam koçum gel hoş geldin. Seni de antrenman falan yaptırırız. Seni de biraz geliştiririz. Yalnız şey çok hoşuma gitti ya. Oyuncu aldığın zaman onun menajeriyle geliyor ve sana diretiyor ya işte şunu istiyorum bunu istiyorum falan filan. O benim bayağı hoşuma gitti. Yani bir takıma transfer teklifi yaptığındaki şey çok o kadar şey değil. Yani sonuçta iki tane üç tane şey soruyorsun ama o oyuncuyla olan mevzu benim inanılmaz hoşuma gitti ya. Oyuncunun menajeriyle konuşuyorsun falan filan. Ve serbest kalma bedeli yalnız çok uyuz bir şey onu söyleyeyim yani. Ben şimdi bu adamı geliştireceğim. O adam yarın bir gün serbest kalma bedeli başımıza iş açabilir yani benim. Ya Volkan ne verir? Vermiyorum oğlum. Ne Möşüngülah bak. Volkan bizim evladımız ya. Teknik üretet. Manyak mısınız ya? Fernando'yu falan alsanız oğlum. Ne Volkan ne verir istiyorsunuz ya? Ne diyor? Falan filan bir şeyler. Evet transfer dönemi sona erdi. Evet arkadaşlar transfer dönemi sona erdi. Ve biz de 3'lü 3 yaparak bu bölümü sonlandırıyoruz. Çok teşekkürler izleyip zaman ayırdığınız için. Umuyorum ki onur istenmeyen adam mı? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? İstenen adammış ya. Yanlış okumuşum. Bu bölümü sonlandırıyoruz. İzleyip zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umuyorum ki sonraki videolarda yeniden beraber oluruz. Kendinize iyi bakın. Aynı zamanda videonun altındaki Instagram hesabımı da takip ederseniz beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.